Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ında Hazreti İsa gibi mucizeleri olacak. Yakışıklım, peygamberimizin evladı olduğu için, onun torunu olduğu için Mehdi, peygamberimizin bir parçası o. Ya peygamberimizin kumandanı onun bir parçası. Mehdi'de meydana gelen harikalar peygamberimizin mucizesidir. Peygamberin mucizesi. Ne diyor peygamberimiz? Diyor ki onun zamanında iki uçlu bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor. Ya kardeşim, bu dünyayı yeri yerine sallayacak bir şey bu. Ama bak, bunu gizliyorlar. Evet. Ve bunu anlatmıyor. Hiçbir hoca, hiçbir alim, hiç kimse anlatmıyor. Kardeşim bak, bunu bilim bilmiyor. Hiçbir bilimsel kaynakta yok. İki uçlu bir kuyruklu yıldız. 1400 sene önce peygamber diyor ki bak, iki uçlu bir kuyruklu yıldız çıkacak. Diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamete gidecek ve daha parlak olacak diyor. Ya bu aynı sene çıkmış kardeşim. Buna ait tarihi hiçbir kayıt yok. Hiçbir yerde kayıt yok. Yani 50 bin sene, 100 bin sonra geleceğine dair de bilim adamların bilgisi yok. Evet. Bir kere gelmiş bu. İlk defa geldi diyorlar. İlk defa geldi. Evet, böyle bir... Kimsenin bu konuda hakkında bilgisi yok. Evet. Ve bak, bunu söylüyor peygamber ve bunu herkes gizliyor. Bak diyor ki, bu kuyruklu yıldız çıkmadan önce diyor yağmurlar kesilecek. 3 yıl kesilecek diyor. 3 yıl kesildi yağmurlar. Sonra evet, yağmurlar o kadar çoğalacak ki seller her tarafı kaplayacak diyor. Evet. Bu da oldu. Ama bak, bu gizleniyor. İşte bu peygamberimizin mucizesi, Mehdi'nin de kerametidir. Maşallah. Mehdi'nin kerametidir. Siz söylemiştiniz, daha parlak olacak diyor normalden. Daha 6 kez daha parlak diye nasıl açıklama yapmıştı normalden? 6 kez daha parlak. Maşallah. Bak, peygamberin vurgulamasına bakın. Ya bu niye gizleniyor kardeş? Evet. Bu acayip bir şey. Yani basında, her yerde, televizyonlarda bu konu olması lazım. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş oturmalı olacak diyor peygamberimiz üst üste. E bu da oldu, bak bunu da gizliyorlar. Evet. Suriye ve Irak savaşacak diyorlar, bunu da gizliyorlar. Mehdi'nin çıkacağı Hicri yüzyıl başında Kabe'de baskın olacak, kan akıtacak deniyor. İlk defa oldu bu. Bunu da gizliyorlar. Gizliyorlar, evet. Hepsini gizliyorlar. Evet. Yüzlerce alamet gizleniyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Evet. Oradan kapı aç, hava gelsin. İran-Irak Savaşı'nı söylüyor, galip çıkmaz diyor, savaşın aynı şekilde oluyor. Tabii, yenen yenilen belli olmaz diyor, galip olmaz. Irak ordusu yok olur diyor, aynısının oldu. Mehdi'den, Deccal'den bahsedilmez diyor ahir zamanda. Evet. Hutbelerde yasaklanır diyor, aynısı oldu hutbelerde şu an. Mehdi'den, Deccal'den bahsedilmesi yasak. Mehdi'nin gelmeyeceği söylenir diyor hutbelerden. Deccal'in olmadığı söylenir diyor, bu da oldu. Evet. O zaman çıkacak diyor. O zaman çıkacak diyor. Mehdi'nin çıkış alameti. Bütün teknoloji anlatılıyor. İnternet, tabii, cep telefonları. Hepsi, bütün modern teknolojinin tamamı anlatılıyor Mehdi, evet, devrindeki. Depremler artar diyor. Hı? Depremlerde hiç olmadık şekilde artma olacak. Tabii diyor. Yani depremlerin artması dünya tarihinde ilk defa oluyor bu kadar artması. Evet. Yani 100 bin yıl, 200 bin yıl önce yok bu kadar. 1980'den sonra, Mehdi'nin çıkışından sonra depremler görülmemiş şekilde artmaya başladı. Katlamalı. Kuyruklu yıldız rolünün ters istikamette. Ya bak, şu depremlerde görüyor musun? Evet. Artışa bak sen 99'dan ya. 99'dan sonra çok hızlı bir yükseliş var. Evet, 99'da. Akıl almaz bir artış var yani. Yani bak, 10 misli, 20 misli. Evet. Evet. 25 misli. Tarihte hiç olmadığı gibi. Tabii. Avuçlarından izlerler diyor. Aynısı. Evet, avuçlarına bakarlar, izler diyor. Hakikaten herkesin elinde cep telefonu var. Evet, avuçlarından konuşuyorlar. 15 Temmuz'u bile bir tarif ediyor peygamberimiz. Ya köprü, iki köprü tutulur diyor. Aynısı öyle. Askerlerle çatışırlar diyor. Tabii. Deccal taraftarlarla halk, Müslümanlar çatışır diyor. Beşir Esad. Deccal'de, köprüde kan akar diyor. Evet, evet, evet. Şehre yayılır olar diyor. 30 kilometre kadar. Yani 30 fersah kadar yayılır diyor. Beşir Esad'ın adı veriliyor hadisler, iki ayrı hadiste. Ya şahısların isimleri tek tek, mesela Kenan Evren ismi Kenan, Beşir Esad'ın ismi Beşer, bir bir hepsi açıklanmış. Öncelen mesela Abdullah isminde diyor, evet, bir eşkıyadan bahsediyor. Evet, evet. Abdullah diye. Hüsnü Mübarek'in adını veriyor peygamberimiz. Tabii. Sayın Muhammed Hüsnü diyor, soyadını değiştirir diyor. Hakikaten soyadını, Sait olan soyadını mübarek olarak değiştirmiş sonradan. Hadiste bildiriliyor bu, maşallah. Bir daha söyle.
Hüsnü Mübareğin adını veriyor Peygamberimiz. Hı. Hüsnü Mübareğin adı Muhammed Hüsnü, soyadını değiştiriyor diyor. Sait olan soyadını. Sait'miş hakikaten. Mübarek diye sonradan değiştiriyor. Üç adını da veriyor maşallah. Bak, Peygamberimiz ismini söylüyor. Evet. Ne yapacağını, evet, ismini değiştireceğini de söylüyor. Aynısı ne olmuş? Aynısı. Kabe'nin üstüne saatin gölgesi düşer diyor. Aynısı oldu. Betlehem yıldızı çıktı aynı şey. 2000 sene sonra. Mesela Betlehem yıldızı Mehdi devrinde çıkar diyor. Evet. Aynısı oldu. Bunların hepsi gizleniyor. Maşallah.